Merhaba terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet 2023 yorumlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. 2023'te ciddi anlamda radikal kararlar verdiğimiz, hayatımızda keskin değişim ve dönüşümlerin süre geldiği bir yıl olacak. Hepimiz tabii ki aynı derecede etkilenmesek de hayatımızda büyük bir değişim dönüşüm enerjisinde olduğumuzda fark ediyor olacağız. Tabii ki sizler bu tutulmadan çok daha yani daha doğrusu 2023 yılındaki tutulmalar sizin aksınızda gerçekleştiğinden dolayı ciddi anlamda bir değişim dönüşüm enerjisine gidiyorsunuz diyebilirim. Öncelikle <laughs> Tutulmalardan başlayacak olursak ay tutulması, e, şey, e, güney ay düğümü ve kuzey ay düğümüne e, akrep ve boğa aksındayken para konuları ile ilgili yapmanız gereken sorumlulukları, ne, nasıl bir yatırım yapmanız gerektiğini, hangi koşulları ve şartları değerlendirmeniz, kimiyle or, kiminle ortak işler yapmak zorunda olduğunuzu hissettiğiniz önemli bir yıl deneyimledik 2022'de. Şimdi ise evlilik ve ortaklarımız ortaklığımızı gözden geçireceğimiz önemli bir süreci tetikliyoruz. Bir kere ay düğümlerine baktığımız zaman Kuzey Ay Düğümü karşınızda 7. evinizde olacak. Belki de evlilik konusunda gerçekten sizi hak eden ee, gerçekten değerinizi, kıymetinizi bilen hayatındaki e, varlığınız için e, böyle büyük bir mücadele getiren e, önemli bir kişi hayatınıza girecek. Belki sevgiliniz yoksa bu bir e, eş adayı, evlilik adayınız olabilir arkadaşlar. Eğer e, zaten evliyseniz hayatınızdaki kişi koşullarınızı, şartlarınızı daha da iyileştirebilmek adına güzel bir çıkış yapabilir. Ama siz sanki bu yıl birazcık akreplerin yani Güney Aydın'ın akrepte olması ile ilgili parasal bir sıkıntı çekmiştiniz. Bu parasal sıkıntının yerine kişisel sıkıntılar almaya başlayacak. Belki de karşımızdaki ne kadar yapıcıysa biz o kadar kırıcı olmaya başlayacağız. Belki hayatın başka bir e, değişim dönüşme direnen önemli bir e, kırılma noktası yaşıyoruz ve karşımızdaki insanı dinlemeyecek kadar gözümüz kör olabilir. Aman diyeyim dikkat. Aslında işbirliğinde olsak, birlik ve beraberlik içerisinde karşımızda karşımıza çıkan insanların bize ne dediğini birazcık kulak versek hayat bu yıl çok daha kolay, çok daha pratik geçecek. Ama Güney Ay sizin burcunuzda. Üstelik de Plüto'ya da açığa girdiğinden dolayı hayat bizi sıkıştırıyor. Karşımızdaki insanların bize fırsat getirdiğini o an idrak edemiyor olabiliriz arkadaşlar. Özellikle bunları bu konuları deneyimleyeceğimiz tarihlerden biri 20 Nisan'daki Koç burcu tutulması, 5 Mayıs'taki Akrep burcundaki ay tutulması, 14 Ekim'deki güneş tutulması Terazi burcunda yani sizin burcunuzda. 28 Ekim'de de Boğa burcunda gerçekleşen tutulma, ay tutulması. Bunlar 2023'ün ana dinamiklerine getirecekler. Bekarsak evliliğe gidiyoruz. Evliysek belki ilişkilerimizde karşımızdaki insanın bize sunduğu fırsatları, değeri, kıymeti bilmemiz gerekiyor gibi gibi düşünebiliriz burayı. Baktığımız zaman aslında 18 yıllık döngülerin kapandığı bir yılı temsil ediyor bu yıl. Hem ay düğümleri Koç ve Terazi Burcu'na geçerken 18 yıl önce başlattığımız bir konunun sonlanması, hayatımıza radikal bir değişim dönüşüm. Belki de ee, hayatımızda e, 18 yıldır mücadele ettiğimiz bir konunun temanın değişmesi. Daha be belki bireysel düşünüyorduk. Daha evrensel düşünmeyi öğreneceğiz. Biraz daha böyle bakış açımız e, genişleyecek. Çocuklarımızı, ailemizi, kardeşlerimizi, yakın çevremizi ve kendi kimliğimizi nasıl ifade etmemiz gerektiğini fark edeceğiz. Belki de yapıcı bencilliği öğreneceğiz bu yıl. Yani e, fazla mı fedakarız? Acaba Tuttuğumuz dallar kuruyor mu? Neden biz e, biraz daha hırslanmayı, belki de yapıcı bencillikten kastım. Biraz daha hırslı ve e, çarpıcı bir bakış açısına sahip olmak isteyeceğiz. Jüpiterin 7. evimizde karşımızdaki insanlar çok hareketli, çok dinamik, çok daha böyle aktif kendini gösterebilen insanlar. Onların hırsından birazcık kendimize de pay e, çıkaracağız. Belki de bizi güçlendiren insanlar böyle Niye tahammül ediyorsun? Bırak, kestir, at, senden daha kıymetlisin de var diyen kişilere bu zamana kadar hayır yapamam ki, edemem ki, tamam ki diyorduk. Belki de şimdi yapmamız gerektiğini, etmemiz gerektiğini, belki de keskin bıçak gibi bazı olayların hayatımızdan kendiliğinden çıkıp gitmesi de söz konusu olabilir. Kendimizde, kendi irademizde değişiyor, dönüşüyor olabiliriz arkadaşlar. Satürn'e baktığım zaman altın evinizde kalıcı köklü bir iş fırsatı verecek. Üstelik de bunu arkadaşlar net söyleyeyim aile kaynaklarından ve eşimizle ortağımızla ya da kendi kardeşlerimizle akrabalarımızla yapacağımız bir iş fırsatı aslında bizim çok daha ileri bir boyuta gitmemizi sağlayacak. Tek başımıza değil de bireysel olarak değil de çift olarak bir şeyler yapmanın tadını çıkartacağız. Ya da çiftsek. Tek olmanın yani tek başımıza da mücadele etmenin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Konu her neyse tam tersini yaşıyor gibi bir durum söz konusu diyebilirim. Gelelim Merküre. Merkür baktığımız zaman üç kez pardon dört kez tetikleniyor olacak. İkisi Oğlak burcunda biri boğa biri de başak aksında toprak temalarıyla bizi destekleyen bir pozisyonda olacak aslında. Aile kaynaklarından, aile ortaklığımız varsa bunlarla ilgili nereden çıkış yapabiliriz? Nereden ileriye gidebiliriz? Hangi kaynağı nasıl değerlendirebiliriz? Bunlarla ilgili yılbaşı itibariyle bir sorgulamaya gireceğiz. Daha sonrasında aile kaynaklarımızdan aldığımız büyük e, paraları yatırım fırsatlarını e, hayatımız içine dahil ederek boğa burcundaki tutulmalarla nisan ayında 22 Nisan'da 7 Nisan arasında da bu ailemizde ailemizin bize sunduğu imkanları ya da kredileri vesaireleri ev almak ev satmak ev değiştirmek e, borca girmek borçlarımızı kapatmak gibi temaları dile getiriyor olacak Daha sonrasında Başak burcunda Tutun Merkür Retrosu gerçekleşecek bu da 25 Ağustos ile 18 Eylül arasında bu 18 Eylül'e kadarki olan döngüde de aslında ummadığımız yerlerden bu kadar ilerleyişimiz birilerinin gözüne batacak sanki. Sanki birileri bizi çekemeyecek. Yani bizi çekemeyen bazı fesat insanlar diyeyim. Bizim arkamızdan iş çevirmeye çalışacak. Aslında bize kimin gerçekten dost, kimin gerçekten düşman olduğunu fark ettirecek. Bu tutulmanın enerjisi de böyle bir şey. Daha sonrasında nihai sonuçlanma yaşayacağız. 2024'ü girmeden Aralık ayında 14 Aralık'la 3 Ocak 2024 arasında son Merkür retrosuyla da aslında ev almak istiyorsak yılın başından beri tamamlandığını göreceğiz. Kendi evimizi kurmak istiyorsak kendi evimize yatırım yapma planlarımızı artık gerçekleştirip mevcuttaki o yatırımdan nemalanmaya başlayacağız diyebilirim size. Evet Merkür retroları bu şekilde. Venüs retrosuna baktığımız zaman Venüs retrosu da yaşanacak. Aslan burcunda gerçekleşecek 11. Yani e Biraz daha böyle şatafatlı, gösterişli bir hayat planı kurmaya çalışacağız kendimize. Biz ne istiyoruz bu hayatta? Gerçekten kıymetimiz, değerimiz anlaşılıyor mu? Ben ne istiyorum? Hayatımda neleri değiştirmek istiyorum? Hangi yoldan daha mutlu ve daha gösterişli ya da görkemli bir hayat yaşayabilirim? Biraz böyle kendi hayatımızı, geleceğimizi daha mutlu, daha huzurlu geçirebilmek adına önemli bir çıkış fırsatı yakalayacağız diyebilirim. Bu da Merkür Retrosu ile hayatımızda bizi aşağı çeken bir insan varsa tabii ki hayatımızdan çık gitmesi yerine de yeni insanların gelmesi şeklinde tezahür edebilir ikili ilişkilerimizde. 22 pardon 24 Temmuz'da başlayacak Venüs'ün Retrosu 6 Eylül'de de 6 Eylül e kadar da retro devam edecek ve 6 Eylül'de e, ileri harekete geçmeye başlayacak. Jüpiter'e baktığımızda ise Jüpiter gerilemesi e, 4 pardon 6 Eylül'de e, Jüpiter retrosu başlıyor. Eee ileri hareketi de e, 2 Ocak 2024'te geçiyor. Yani sonun e, 2023'ün son 3 ayında ciddi anlamda hayatımızda radikal bir karar vereceğimiz artık eş ortak ve sevgiliyle alakalı önemli ciddi kararlar ve fırsatları beraberinde getiriyor olacak arkadaşlar. Plüto'ya geri dönmek istiyorum. Çünkü Plüto gerçekten bu yıla damgasını vuracak. 18 yıllık bir döngünün kapanması yerine yeni bir 18 yıllık döngünün başlaması anlamına geldiğinden dolayı hayat planlarımızın arasında artık çocuk ve aşk temalarının daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Onların e, bazen zaman zaman bizi nasıl aşağı çektiğini, zaman zaman da bize ne kadar destek olduğunu deneyimleyeceğiz aslında önümüzdeki 18 yıl boyunca. Ama bu yılın önemli bir eee teması var ki Plüto daha girer girmez ay düğümlerine kadersel olarak bize bir çıkış kapısı sunacak. Bu hayatımızda birilerinin tamamen çıkıp gitmesi, hayatımıza birilerinin tamamen dahil olması, 18 yıl boyunca deneyimleyeceğimiz, bir tecrübe edeceğimiz bir konunun hayatımıza dahil olması. Kalıcı köklü bir bebek haberi, yani Hayatımızı bundan sonra şekillendirecek yeni bir bebek haberini de getirebilir bu. Ee, hak ettiğimiz bir mirası alıp belki de işlemek, değerlendirmek e, hayatımızda önemli bir çıkış noktası yakalamak adına da kullanabiliriz bunu. Sadece sert etkilenecek olan kişiler özellikle 1982-1983-1984 yılları arasında doğa, e, teraziler, yükselen burcu teraziler veya Güneşi, Ay'ı, plütosu 27, 28, 29 bir 0 derece, 1 derece, 2 derece, 3 derece ve 4 derece olan kişiler bu Plüton'un etkilerinden ve Ay düğümlerinin etkilerinden çok daha net açığı alıyor olacak. Kişisel gezegenlerinizde önemli bu derecelerde özellikle bir kişisel gezegeniniz varsa Güneş, Ay, e, Merkür, Venüs e, gibi e, bu gezegenlerin de etkileriyle hayatımızda kek, e, kesin net e, keski bir de, değişim, dönüşüm yaratma ihtimali çok yüksek vurgulanıyor. E, 82 1982 83 84'lerin farkı ise şuradan kaynaklı. Hepimiz yaş döngüsü yaşarız arkadaşlar. Bunlar Pluto Pluto krizi yaşayacaklar zaten. Normalde de zaten hayat onları bu yıl bir zorlayacaktı. Üstüne bir de ay düğümleri işin içine girince daha da zorlanacaklar maalesef ki. İşte bu hayat planlarında neleri bırakmamız gerekiyor? Önce şunu sormamız gerekiyor kendimize. Artık bana hangi durum ve pozisyon e, işime yaramıyor. Neyi bırakmalıyım? Yani hayatta benim ilerlememi engelleyen şey nedir? Bu bir aile mi? E, bu bir çocuk mu? Bu bir e, evlilik mi? Bu bir ne bileyim düşünce mi? Artık bunlar her neyse yanlış yaptığımız yerleri ya da yanlış olan insanları, kişileri hayatımızdan çıkartacak yerine Bizi hayatta ilerlememizi, sahneye çıkmamızı biraz daha böyle kendi moralimizi, motivasyonumuzu yükseltecek ve kendi ayaklarımızın üzerinde duracak insanları da hayatımıza almamız anlamına geliyor diyebilirim arkadaşlar. Özellikle de aile konularında çok sıkıntı ve problem yaşıyorsak artık oraya keskin ve net bir değişim dönüşüm enerjisine girdiğinde unutmayın bu yıldan itibaren diye Evet, 2023'ün ana temalarıyla yaşayacağımız olaylar bunlar. Tabii ki yıl içerisinde aylık, haftalık yorumlarımızla da bunların detay detay, gün gün tahminlerimizi yine yayınlamış olacağız. Umarım 2023 hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.